Doğrusu şunu söylemeliyim Simge. Ben bunu Muharrem İnce'ye soramadım. Yani telefonu kapalı olduğu için ulaşamadığını düşünüyorum sadece ama çevresiyle görüşebildin mi İsmail? Evet, görüştüm. Hı hı. Ama evvela şunu söyleyeceğim. Ben bir süredir Sayın İnce'nin kararını kararını gözden geçirdiği noktasında bazı duyumlar işitiyordum. Hı hı. Yani o ne yakınında ne uzağında kimi işte ortak tanıdıklarımız üzerinden Muharrem İnce adaylığını gözden geçirebilir yahut Kılıçdaroğlu'na desteğini beyan edebilir diye çeşitli söylentiler kulağıma geliyordu. Ama bunun bir söylenti olduğunu vurgulamalıyım. Yani bilgi, kesin bilgi diyemem ben buna. Yani kamuoyu yalıtmak istemem. Aslında bunu teyit etmek için Sayın İnce'yi aradım. Ve o bana dönmedi. Aslında aradığım gün bana Denizli'den coşkuyla karşılandığı bir günün fotoğrafını, bir günün videosunu gönderdi. O videoyu da gönderince ya dedim herhalde bu söylenti doğru değil. Çünkü bunu paylaştığına göre bu doğru değil. Ama önceki gün. Onun da akşamında aslında bu iddialara bir yanıt verdi. Dedi ki yani siz çekilin bana destek verin dedi. Tam o günün akşamında bunları söyledi. Yani benim bunları duyduğum gün demek ki bu söylenti Muharrem İnce'ye de gitmiş. Muharrem İnce'nin ya bu söylentiye bir cevap niteliğinde ya da bir karar sürecindeydi, bir karar verdi ve bunu söyledi. Bilemiyorum, ikisinden biri olabilir. O gün böyle bir açıklama yaptı. Dolayısıyla kendisine ulaşıp bunu soramadım doğrusu ama yakın çevresine sordum. Yani ikinci, üçüncü adam niteliğinde siyasetçilere sordum. Doğrusu çekilmek gibi bir niyetinin ya da iradesinin olmadığını beyan etti bana. Ancak şunu söyleyebilirim. Yani Muharrem İnce eninde sonunda ya da Muharrem İnce ile beraber hareket eden değerli siyasetçiler eninde sonunda geniş Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bir parçasıdırlar. Ve her ne kadar işte yolları bugün itibariyle ayrılmış olsa da onlar Atatürkçüdürler. Onlar yurtsever insanlardır. Ve onlar bunlar görüş farkları nedeniyle bugün ayrı bir kulvarda bulunuyorlar. Bu Sosyal Demokrat Hareket'te ilk defa da yaşanıyor değil. Hı hı. Yani 2000'lerin başında da 90'larda da 80'lerde de bu ve benzeri ayrılıklar oldu. Hatta 70'lerin başında da bu ve benzeri ayrılıklar oldu. Ve bu ayrılıklar genelde birleşmeyle de sonuçlandı. O nedenle bu süreçte şunu da tespit etmek gerekir. Muharrem İnce'nin siyaset yürütüş biçiminde bence problemleri var. Yani iktidarı eleştirmekten çok muhalefetle vakit geçirdi ve muhalefeti eleştiren bir dil kullandı. Bu yanlıştı ve bu geniş muhalif tabanda tepkiyle karşılandı. Ama diğer taraftan Kemal Bey'e destek veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizzat siyasal temsilcisi olmamakla beraber o politik alanda var olan kimileri sosyal medya fenomeni, kimileri işte televizyon tartışmacısı diyebileceğimiz kimseler Muharrem İnce ve ona destek verenlere karşı çok sert ve yer yer kabul edilemez bir dil kullandı. Onları AK Partili olmakla, AK Parti'ye destek vermekle ya da AK Parti'den para almakla suçladılar ve bunlar ağır ve kabul edilemez ithamlardı. Doğru da değildi. Dolayısıyla bu tahripkar bir dildi. Her iki tarafında hataları vardı. Tek taraf değil, her iki tarafında hataları vardı. O nedenle bundan vazgeçilmesi gerekiyordu. Ve şunun göz ardı edilmemesi gerekiyordu. Bu seçim pekala ikinci tura kalabilir. Ve ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'nin de Sinan Oğan'ın da destekçilerinin ikinci tercihi Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü onlar öncelikli olarak iktidara karşı bir pozisyon geliştiren yurttaşlarımız. O nedenle böylesi bir tahlil yapmaya ihtiyaç vardı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Muharrem İnce'nin eninde sonunda çevresini kuşatan sadece Muharrem İnce'yi değil, Muharrem İnce'yle hareket edenleri, ona oy vermeyi düşünenleri kuşatan, onları etkileyen daha geniş bir muhalif topluluk var. Muharrem İnce'den ve Muharrem İnce'ye destek verenlerden şöyle bir beklenti var. Çekilin. Yahut ikinci turda çekilin.
Ve eğer tabii öncelikli olarak birinci turda çekilirdi. Çünkü şu günlerde muhalif alanda işte birinci turda kazanalı motivasyonu çok yüksek. Mümkünse birinci turda çekilin ya da en azından niyetinizi ve iradenizi beyan edin şeklinde bir yaklaşım var. Ben eninde sonunda Sayın İnce'nin de onunla beraber hareket edenlerin de ona oy vermeyi düşünenlerin de bu çağrıya kayıtsız kalamayacağı inancındayım. Birinci turda çekilir mi? Bir şey diyemiyorum. Yani buna dair net bir cümle kuramam ama bu seçim ikinci tura kalırsa Muharrem İnce ondan bekleneni yapar. Bunu biliyorum. Yani o bundan farklı hareket etmez. Ne yapacak ikinci tura? Yani millet yapacak. Ona oy veren seçmen yapacak. Muharrem İnce'nin bir şey söylemesine gerek kalır mı veya Sinan Oğan'ın? Şöyle ki yani bu kitlenin tamamına yakını geçmişte CHP'ye ya da İYİ Parti'ye muhalif olduğu zamanlarda MHP'ye oy vermiş insanlar değildir. Öyle blok bir kitle değil. Sinan Oğan'da Muharrem İnce'de Mehdi değiller. Yani bu insanlara şuraya verin dediğinde oraya verdiremeyebilirler. Yani benim anketlerden ve araştırmalardan, saha çalışmalarından gördüğüm kadarıyla Nazif abi bu kitlerin %60'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini beyan ediyor. Ancak AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş olan ya da bugüne kadar hiç oy vermemiş olan bir kitleyi de peşlerinden sürüklediler. Muharrem İnce'nin bilhassa seçmen tabanının %70'i 35 yaş altında, %50'si 24 yaş altında. İlk kez oy veriyorlar. Sinan Oğan'ınki daha MHP ve İYİ Parti'den gelen daha olgun bir kitle. Onu söyleyeyim. Olgun demeyeyim, yanlış ifade ediyorum. Orta yaş ve üzeri bir kitle. Yanlış ifade etmiş olmayayım. Gençlerimiz de olgundur bizim. O nedenle yani bu kitlenin ikinci tur, birinci tur ya da ikinci tur davranışını gösterirken motivasyonu da kırılmaması gerekir. Bugünden Muharrem İnce'ye ve onun taraftarlarına dönük kırıcı bir dilin kimseye faydası yok. Bu şuradan ders çıkarmak gerekir. 3-6 Mart tarihlerinde Meral Akşener'in yaşadığı gelgit döneminde bazı muhalif medyada bazı söylemler yapıcı değil kırıcı etkiye yol açtı. Kesinlikle. Meral Hanım'ı inciten, İYİ Partilileri inciten yaklaşımın hiç kimseye faydası olmadı. İYİ Parti de kendini toparlayamadı. Hatta Sayın Akşener'le işte muhalif medya arasında bir kopukluk meydana geldi. Dolayısıyla o kırgınlık bile olamazken Muharrem İnce ve taraftarlarının ki vurguluyorum yani bu insanlar Atatürkçü, yurtsever, milliyetçi insanlar kendilerini böyle tanımlıyorlar. Bu insanların muhalefetin en önemli adayı, en çok oy alması beklenen adayı Kılıçdaroğlu'na oy verenler tarafından daha kapsayıcı, daha hoşgörülü bir dille onlara yaklaşılması gerekir diye düşünüyorum. O nedenle elbette ki millet birleştirir. Ben de aynı fikirdeyim. Ancak şu gerçeği hem Muharrem İnce'nin hem de bütün muhalif alanın görmesi gerekir. Ortada iki aday var. Ortada dört aday var, evet. Ama temelde iki aday var Nacip abi. Biri Erdoğan ve diğerleri. Bu gerçeği hiç kimsenin ıskalamaması gerekiyor. Muharrem İnce de Sinan Oğan da asıl rakibinin Erdoğan olduğunu göz ardı etmemeli. Bilhassa Sayın İnce asıl rakibinin Kılıçdaroğlu ya da CHP değil Erdoğan olduğunu göz ardı etmemeli. Bu seçim iki aday arasında geçiyor. Erdoğan ve diğerler arasında. Diğerlerinin kaybı ortak kayıptır. Diğerlerinin kazancı ortak kazançtır. Kılıçdaroğlu kaybederse İnce de o anda kazanmış sayılmaz. Onlar da kaybetmiş sayılır. Bunu görmeleri gerekir. Peki.